Senaryoların oyları nereye gider? Bununla ilgili tabii çeşitli senaryolar olabilir ya da çeşitli denklemler kurulabilir ama şu bir gerçek. Sinan Oğan'a giden oyların bir kısmının Muharrem İnce'den gelen oylar olduğunu, bunun miktarını, yüzdesini bilemeyiz ama bir kısmının da böyle olduğunu biliyoruz. Peki diğer kısmı dedi, Sinan Oğan'ın kendi oyları var. Bunlar da ne AK Parti'ye vermek isteyen ne de CHP'ye vermek isteyen bir seçmen kitlesinin çeşitli sebeplerle yani her ikisini çeşitli sebeplerle vermek istemeyen seçmen kitlesinin Sinan Oğan'ı desteklediğini, milliyetçi kesimin Sinan Oğan'ı desteklediğini görüyoruz. Bu oylar ikinci turda tekrar bunlar sandığa gidecek mi? Sandığa giderse kim oy verecek? Ya da şimdi katılım %87,8 galiba, 87,8. Yani 55 milyon oy kullandı, bir 10 milyon oy daha var. Bu 10 milyon oy ikinci turda bu sefer sandığa gider mi? Bütün bunlar denklemler içerisinde yer alması lazım. Giderse nasıl etkiler? Sinan Oğan'ın oyları hangi partiye, daha doğrusu hangi lidere yönelecek? Bütün bunlara baktığımızda özellikle Sinan Oğan'dan yaklaşık %3'e yakın bir oyun da net bir karar almazlarsa, seçmene serbest bırakırlarsa ben Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğini düşünüyorum. Ama diğer oyları da acaba Kılıçdaroğlu'na gider mi? Bu konuda nasıl bir tepki verir? Çünkü Sinan Oğan'ın açıklamaları var. PKK ya da terör örgütleri demişti. Terör örgütlerinden uzak duracağız. Ama bugün Sayın Ümit Özdağ'ın bir açıklaması var. Suriyelilerle birlikte bu işi Suriyelilerin geri göndermeyi başaramadık şeklindeki bir açıklama var. Bu aslında önemli. Çünkü Suriyelileri geri göndermeyi net bir şekilde söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Yetkili kurullarında görüşüp karar vereceklerini belirttiler. Bu önemli. Sinan Oğan'dan gelecek oylar önemli. Ama bir diğeri de dediğim gibi sandığa gitmeyen 10 milyon oy var. 10 milyon oy yani 55 milyon oy gitmiş. 65 milyon kadar da toplam seçmen vardı. 55 milyon dışındaki bunlar da sandığa giderse nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Yani bir ikinci turda bekliyor olabilir bizi ama görünen o ki %5 kadar da bir yani fark var arada Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan arasında. Ama bu 15 gün çok önemli. Biraz önce onu söylemek istiyordum. Türkiye'nin burada bu 15 günlük süreç içerisinde yıpranmaması lazım. Tarafların provokasyona gelmemesi lazım. Çünkü bunu denediler. Bununla ilgili çalışmaları yaptılar bazı kesimler. Ve bununla ilgili başarılı olamadılar Türkiye'de. Bununla ilgili benim işte kafamda soru işaretleri var ama güvenlik güçlerine bu konuda gerekli tedbirler alıp ben buna müsaade etmeyeceklerini düşünüyorum. Şimdi